Evet, selam arkadaşlar. 24 Mayıs 2023 Kore Yamanotları'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kore notları gayet güzel mi? Güzel, çünkü geçen hafta Global Libya hatırlıyorsunuz anlattığımız. Oradaki içerikler sonunda gelmiş bulunuyor. Umarım beğenirsiniz. Hemen hızlıca başlayalım. Öncelikle bize gelen şeyler kısmını geçiyorum. Onun dışında Kore'de ayrı bir etkinlik yapılıyor. Bu kısmını da geçiyorum bizi bağlamadığı için. Sezon bize de geldiği için geçiyorum. Bunlar aynısı. Evet, sınıflar. Bugün bir sürü sınıfa buff geldi. Özellikle aktarım Tahir'e bile buff gelmesinden artık Beedon'u iyice. Hadi Vusa ve Maygu çok OP getirdik. Artık nerflemeyelim de onu oynayana sıkılmasın. Diğer çarları buffleme moduna girdiğinin kesin bir kanıtıdır bence. Musa, Mayva buffları devam ediyor. Onun dışında Shay'e buff olmayan ama bayağıdır beklenen bir içerik geldi. Artık Shay'ler dans edebiliyor arkadaşlar. Tabi burada ses kullanmak için garip ses TikTok dansçıları gibi gözükse de müzik olduğunu hayal edin, daha güzel olur. 3 tane sosyal emote eklendi. Bunlarla artık Shay'i dans edebiliyor. Hayırlı olsun şeyler. Sonunda kaç şölen önce söylenmiş şey sonunda getirildi. Artık bu dansa uygun müzikler falan yaparsınız, bulursunuz herhalde. Stage bir değişim yok şu şey hariç. Osha Maegu'nun şu becerilerindeki nerfler. Bunları zaten global millet yine çığladı. Hayır, niye hala nerfliyorsunuz? Hala o kadar OP değildi ama. Yani ben söylüyordum hala çok OP diye. Bu da iyi bir kanıt olmuş herhalde. Onun için biz de zaten bugünkü yamada anlattığımız bazı şeyler var arkadaşlar. Bugünkü yamada zaten anlatmıştık. Bizim Mena Yamanutlarında 24 Mayıs kısmında, eğer başta okumadıysanız. 24 Mayıs yamasında anlattığım şeyin üzerine. Orada bazı gelecek şeyler haftaya geliyor şöyle böyle diye söylemiştim. Onlar Kore'de geldi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Artık bu şeyleri, bu arada bunları çok detaylıca Global Lab'de anlattım. 19.05.2023 yamasına bakabilirsiniz Global Lab'de. Burada daha hızlı anlatacağım. Artık 30 ve 30'dan 40 level'a çıktı işçilerin level'ları. 35 ve 40 level'da ekstra bir beceri. Bir de ekstra 40. level'ı açtı. Bu da bu farklı depolara eşya aktarmanıza yarayan eşyaları çat diye alabiliyorsunuz. Şey, eşyaları almak ne, pardon. Beynim durdu. Skill'i otomatik elde ediyorsunuz. Onun dışında da 9 tane total beceri oluyor 40 level olduğunda. Buradan da hangi depoyu alacağınızı seçiyorsunuz. Onshore level gereksinimleri düşüyor. Bunu zaten söylemiştik hızlıca. Onun dışında işçilerin fiyatlarının artışları var mevcut. Öyle. Worker'ların promotion, yani terfi oranları arttırıldı. Hepsi artık çok daha kolay terfi oluyor gördüğünüz üzere. Onun dışında şans slotun mekaniğinin değişmesi var. Bunu zaten Global Lab'da anlattım, o yüzden geçiyorum. Onun dışında dev, fadus ve kaplumbağa işlerinin çalışma mekaniğinde bir değişim var. Artık bunlar daha yavaş topladığı için otomatik beslemeyle çöp olacak denildi. Ama çöp olmaması için, uzun zamandır kullanan insan çöp olmasın diye daha fazla miktar elde ediyor bu ablalar, abiler. Onun dışında boss subjugation'da boss kamerası eklendi. Şöyle bir sayaç eklendi. Spesifik bir zaman şeyine ulaştığınızda, hangi şartlarda çıkıyor bilmiyorum. Onun için bu arenaya da combat başlamadan hemen önce kimya taşı kullanacak şekilde değişti. Şeyde, yeni bölgede eğer aktif ettiyseniz tabii ki. Onun için geç önemli değil. Orayı Kristal Zetina. Ne? Ha, bunlar tamam, bunlar bize de geldi, o yüzden bu kısımda geçiyorum. Aynıları geldi. Işık diyarına tohum satışı da eklenmiş. Geç önemli değil. İstiklal değişimi. Level 56 çarlar için bir şeyler olmuş. Çok önemli değil. Bounty kampında hala değişen birkaç tane değişim var. Çok önemli değil. Buglar düzeltmiş ama galiba. Arka plan efektleri. Artık şu animasyon geçilemiyor olsa da G'ye basıp hızlıca ileri sarabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Bak. Çat diye iniyor. Bu animasyon hızlandırması özelliği geldi. Balans noktası fetih savaşında bu eşyayı kullandığınızda artık, pardon, kullanmanız için açıklamasında 300 metre uzak olmasın karşım diye bildirim mesajı eklendi. Bu kuralı bilmeyenler varsa. Ne? The Button Top'un Family Back. Ha. Bu zaten direkt bize böyle geldi diye hatırlıyorum. Bakayım. Aynen. Bu direkt bize böyle geldiği için bu kısmı Kore'ye yeni geldi biliyorsun. Kore'ye geçen hafta besleme geldi. Bu arayüz değişimi bu hafta geldi. Bize direkt bu değişmiş hali geldi. Şimdi geçiyorum. Aa, lan yeni modlar gelmiş.
Lan bunlar globalde yoktu. Çok tatlılar. Ana. Ne yazıyormuş bunlar? F3'te vefa dükkanında 200. 200 vefa. Oha çok iyi lan. Çok beğendim. Beğendim. Güzelmiş. Okey. Her gün 200 vefa verip alabiliyor musunuz galiba? İyi, bize de gelir iş. Black Dead Official sayfasına şu like butonunu şeyi eklenmiş galiba. Okey, geç. Bu yama şey gelmeyecek miydi, müzik? Bir dakika. Shane'in dans yaması geldiğinde diğer karakterlerin müzik çalma eklenmedi. O gelmedi mi? Allah Allah. Aa, çok ilginç. Normalde bu yama geldiğinde dans kısmı şeye, ne bu? Bu şeyi dans yaması geldiğinde diğer karakterlere müzik çalma özelliği gelmişti globallerde, ama bunu Kore'de getirmemişler. Çok ilginç. Acaba animasyon sorunları falan mı çıktı diğer çarlarda? İlginç. Neyse, gelmemiş demek ki. Evet arkadaşlar, bugün Kore notları böyleydi. Zaten çoğunu detaylıca globalde anlattığım için çoğunu hızlı geçtim. Kimse kusura bakmasın. Zaten globalde bizim detaylı yama notlarıdır. Kore daha çok hatırlatma videosu gibi bir şeydir çoğunlukla. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir Kore yama notlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.